Günaydın. Bugün 25 Nisan 2024 Perşembe Munstar TV'de Güne Bakış'a hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, seçimler öncesi başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fatih Erbakan öfkesi devam ediyor. Öyle ki Erdoğan Erbakan'a bir bardak çayı bile çok gördü. Öte yandan Devlet Bahçeli'nin paylaştığı bir videolu mesaj kafaları karıştırdı. Yani Türkiye'de siyaset yine entrikalı dizi kıvamında. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda siyasi parti liderleriyle çay içip sohbet etti. Çay buluşmasına yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan davet edilmedi. Tabii davet gelmedi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir ve bu olayın değerlendirmesini takdirini de tabii ki e, aziz milletimize bırakıyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak kurulduğumuz günden beri milli görüş çizgisinde siyaset yapan bir partiyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış demeye her zaman devam ettik, bundan sonra da devam edeceğiz. Doğrular milletin doğruları, milletin faydasına olan işler, yanlışlar da milletin aleyhine olan işlerdir. Ama bizden yanlışa da doğru deyin. Bir noter makamı olun yaklaşımı bekleniyorsa zaten bizim de orada durmamızın bir anlamı olmaz. Küstüm oynamıyorum. Kıvamındaki hareketler sevgili seçler, ülkenin Cumhurbaşkanısınız. Şu hareketler size yakışıyor mu diye sorsam birçoğunuz içinizden belki şöyle cevap veriyorsunuz. O Cumhurbaşkanına neler yakıştı? Neler doğru seçim öncesi e, Fatih Erbakan yeniden Refah Partisi lideri yollarını ayırınca öfkeyi de haliyle üzerine çekmişti. Bu bir süredir devam ediyor ve seçim sonrası özellikle seçimde kaybedince Erdoğan e, o çay davetine de Fatih Erbakan'ı elbette çağırmayacaktı. Erdoğan'ı tanıyanlar zaten buna şaşırmadı ama... Fatih Erbakan da gereken cevabı vermiş. Biz noter makamı değiliz. Doğruya doğru yanlışa yanlış deriz diyerek seçim öncesi sürdürdüğü politikayı seçimlerden sonra da devam ettiriyor. Ve Devlet Bahçeli Erdoğan'ın son dönemdeki yol arkadaşı iktidar ortağı. Peki aralarında bir şey mi var sevgili seyirciler? O çay buluşmasında Devlet Bahçeli de yoktu. Devlet Bahçeli'den bir mesaj geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir parkta yaptığı yalnız yürüyüş partisinin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Görüntülerde Ferdi Tayfur'un Söyleden Sensin şarkısı da yer aldı. YouTube'da tabii telif hakkından dolayı şarkılarda telif olabileceğinden dolayı Burada sesli bir şekilde videoyu paylaşmadık ama şarkının sözleri de gayet ilginç gayet mesaj dolu sevgili seyirciler. Hep köle misali zincire vurdun ben sana dost oldum sen düşman oldun sen beni kendine göre mi buldun hainsin diyorsam söyleten sensin diyor şarkı sözlerinde ve tabi devam edip gidiyor gerçekten göndermeli manidar bir şarkı seçilmiş. Manidar bir video bir park yalnız başına yürüyen devlet bahçeli yollar mı ayrılıyor acaba buraya kadar mıydı diye de insan sormadan edemiyor. Şimdi devam edelim seçimler sonrasında bir süredir devam ettirdiğimiz bir gündem sevgili seyirciler. Çok önemli bir gündem aslında uzun sürede devam ettirmek zorundayız. Neden mi bahsediyorum? Şu el değiştiren belediyelerdeki borçlara, kasaların sıfırlanmasına ve belediyenin borca batırılmasına. Bakın en basit anlatımıyla AKP'liler, AKP'li belediye başkanları halkın oylarıyla seçip oraya oturtturduğu o başkanlar sizin emanetinize hıyanet etmişler sevgili seyirciler. Siz seçtiniz, getirdiniz. Onlarsa o koltuğa oturup talan etmişler, yok etmişler, yemişler, bitirmişler. Sizin paralarınızı size hizmet olarak harcamak yerine önce kendi ceplerini doldurmuşlar, sonrasında da yandaşları doyurmuşlar. Ortaya ne mi kalmış? Koca bir sıfır, boş kasa ve borç içinde bir belediye. Akıllara şu soru geliyor. Ya seçimlerde yeniden AKP kazansaydı ve bu belediyeleri CHP'liler kazanmasaydı biz bu borçlardan, milyar milyar borçlardan nasıl haberdar olacaktık? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne aday olan eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Keçiören'i aile şirketine dönüştürmüş. Keçiören'in yeni belediye başkanı Mesut Özarslan şöyle diyor. Belediyeyi 1.7 milyar TL borçla devraldık. Son bir ayda 346 personel işe almışlar. Bu kişiler usulsüz olarak alınmış. Bunların çıkışlarını yapıyoruz. Belediye başkanı ve yakınlarına belediyenin binalarında özel yerler oluşturulmuş. Buraları da halka açacağız diyor yeni başkan Özarslan. Ankara'nın bir başka ilçesi Gölbaşı'nda da durum aynı. Yani AKP döneminde belediye borca batmış. Gölbaşı Belediyesi'nin borçlarının yer aldığı afiş CHP'li belediye başkanı Yakup Odabaşı tarafından belediye binasına asıldı. Belediyenin borcu 1 milyar 60 milyon 485 bin 153 TL olarak duyurulurken aylık gelir gider farkının ise 55 milyon 402 bin 621 TL olduğu belirtildi. Ve AKP'den CHP'ye geçen bir büyükşehir. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk anlatıyor. 31 Mart yerel seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğunu söylüyor CHP'li vekil Hasan Öztürk. Evet sadece bir büyükşehir, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun 20 milyar TL'nin üzerinde olduğu açıklanıyor sevgili seyirciler. İlçe belediyeleri, yerel belediyeler siz düşünün o miktarı, o borç tutarını ve devam edelim sevgili seyirciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tabi ülkede, Türkiye'de karşısına gazetecilerin gerçek manada gazetecilerin çıkmasına alışık değil. Yani öyle kontra sorular biliyorsunuz beklemiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhurbaşkanı bir programa katılacağı zaman o yandaş gazetecilere soracağı sorular önceden veriliyor hazır bir şekilde bir anlamda soru cevap olmuyor da bir basın toplantısı oluyor. Peki Erdoğan uluslararası bir organizasyona katıldığında canlı yayında gerçek bir gazeteci soru sorduğunda ne mi yapıyor? Afallıyor. Erdoğan'a Doçevelle muhabiri canlı yayında sordu, İsrail'le ticareti sordu. Şöyle dedi: İsrail'e sesinizi yükseltiyorsunuz. Netanyahu'yu suçluyorsunuz ama aynı zamanda yoğun ticari ilişkileri ayakta tutuyorsunuz. Bu çelişkiyi nasıl açıklarsınız? Yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz. O iş bitti. O iş bitti diyen Erdoğan İsrail'le kirli ticareti aslında teyit etmiş oldu. Demek ki aylardır devam ediyormuş. Neden mi teyit etti Erdoğan? Çünkü ilk kez bir gazeteci bu soruyu Erdoğan'ın yüzüne sorabildi. Evet orası uluslararası bir organizasyon olduğu için haliyle gazetecilere müdahale edemediler. Gazetecilerin soracağı soruları ellerine yazıp da veremediler. Gazeteci de aslında yapması gerekeni yani işini yaptı Sevgi seyirciler. Aylardır devam eden bir ticaret var. E diyor ki haliyle gazeteci meslektaşımız siz Netanyahu'ya ekran önünde atar gider yapıyorsunuz özetle. E, Gazze gözyaşları döküyorsunuz. Filistin güzellemeleri yapıyorsunuz. Arka taraftan da ticareti devam ettiriyorsunuz. E, bu ne demek diye sordu. Erdoğan tabi cevap veremedi. Bitti o iş demekle yetindi. Şimdi bir başka skandalla devam edelim sevgili seyirciler. Deprem sürecini hatırlarsınız. 6 Şubat Kahramanmaraş depremi sonrasında Kızılay çadır bekleyen depremzedelere çadır satmıştı. O çadır skandalında yeni bir perde açıldı. 6 Şubat depremlerinin ardından yüz binlerce depremzede çadır beklerken çeşitli kurumlara çadır sattığı ortaya çıkan Kızılay ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Bu skandal sonrasında herhangi bir istifa ya da görevden alma yaşanmaması kamuoyunda büyük tartışma yaratmıştı. Depremin üzerinden bir yıl geçtikten sonra çadır skandalının ikinci perdesi ortaya çıktı. Sözcüden Hazar Dost'un Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2023 faaliyet raporundan aktardığına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın emrinde olan Dikim Evi Müdürlüğü'nde terzi görevinde bulunan 31 personelin depremin ardından Kızılay'a çadır dikimi için gönderildiği ortaya çıktı. Evet biraz da ekonomik tabloyla devam edelim sevgili seyirciler. Kırmızı et fiyatları zaten uçtu, uçmaya devam ediyor. Sofrasında kırmızı eti vatandaş Yılda bir kez görür olmuşken şimdi tavuk etini de alamaz hale geliyor. Yükselen kırmızı et fiyatları nedeniyle beyaz ete talep artınca özellikle hafta sonu ve bayramlarda kanat bulmak zorlaştı. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde kasap ve marketlerde tavuk kanat bulunamadı. Tavuğa 5 ayda %200 zam geldiğini belirten İstanbul Kasaplar Esnaf Odası üyesi Veysel Günal, "Önümüzde yaz sezonu var. Yaz sezonunda tavuk kanat bulunamayacak. Biz sipariş olarak istiyoruz fakat bize kesim yok deniyor. Buradaki amaç bu durumun arkasından bir zam gelecek görüntüsüydü. O da oldu zaten. Tavuğa talep çok fakat istediğimiz siparişler gelmiyor." dedi. Vahim veriyi İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan paylaştı. TÜİK'in 2023 yılı araştırmasına göre maalesef Türkiye'de her 10 çocuktan 9'u et, tavuk ve balık yiyemiyor. Yani her 10 çocuğumuzdan birisi gelişimini sağlıkla tamamlayabiliyor. Ülkeyi yönetenlerin neden sağlıklı nesiller değil de hasta garantili şehir hastaneleri vaat ettiğini şimdi anladınız mı diye soruyor Lütfü Türkkan. Ülkenin çocukları et, tavuk, balık yiyemezken sarayın harcamaları ilk 3 ayda %120 artmış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, 2024'ün ilk 3 aylık döneminde sarayın harcamalarının %120 arttığını kaydederek sarayın vatandaşın vergilerini har vurup harman savurması kabul edilemez dedi. 2023 yılının ilk 3 ayında 1 milyar 8 milyon 142 bin TL olan saray harcamalarının bu yılın aynı döneminde 2 milyar 221 bin 830 TL'ye yükseldiğini belirten Bulut, anılan 3 aylık dönemde saray harcamalarının %120 arttığını bildirdi. Bir dönem dünya ortalamasından 1500 dolar üstte olan Türkiye'nin kişi başı milli geliri ortalamadan 500 dolar geriye düştü. Kişi başına milli gelirde Türkiye 10 senede 6 sıra geriledi. Evet Erdoğan'ın o meşhur sözüyle biz de bugünkü programı kapatalım. Ne diyordu Erdoğan? Nereden nereye diyordu ya işte ülkeyi AKP iktidarının nereden nereye getirdiğinin en net özeti. Evet bugünlük de bu kadar. Cuma sabahı haftanın son güne bakışında Türkiye saatiyle 7'de bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.